erkek şiddeti, kadın cinayetleri bu topraklarda sıkça karşılaştığımız bir durum. Kadınların çoğunlukla maruz kaldığı bir durum. Bu tablo her geçen gün giderek ağırlaşıyor. Özellikle İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinden sonra daha da arttığını gözlemlemiş olduk. Bunun esas sebeplerinden biri erkek devlet tarafından bir cezasızlık politikasının çok göz göre göre yapılıyor olması, katil erkekleri ön kapılarından alıp arka kapılarından bırakmaları artık faillere, potansiyel faillere cesaret veriyor durumda. Dolayısıyla artık Türkiye'de bu topraklarda bir kadın sokağa çıktığında hiç tanımadığı biri tarafından bile öldürülüyor. Böyle bir durum söz konusu. Bu tabii ki de öylesine olmuyor, durduk yere olmuyor. Bütün aslında politikalar buna ön ayak oluyor diyebiliriz. Son süreçte de kadın cinayetlerine yönelik özellikle İkbal ve Ayşenur'un katledilmesinden sonra çok çarpıcı, yarım saat içerisinde iki kadını öldürdü katil Semih Çelik. Önce ilk öldürdüğü kadın en azından o aşamada durdurulabilseydi belki diğer kadın yaşayacaktı. Bunun dahi artık yapılmadığı bir tablo söz konusu. Dolayısıyla tam bu noktada kadınlardan doğru hatta toplumsallaşan ciddi bir öfke söz konusu. Biz de tam bu noktada her sokağa, her liseye, her üniversiteye yansıyan bu öfkeyi gördük ve bu öfkeyi içimizde yaşadık. Biz de aynı şekilde o sokaklarda, o eylem alanlarında olduk. Şimdi bu noktada şöyle bir gerçeklik var. Erkek devlet korumuyor kadınları hiçbir şekilde. Bunu çok açık bir biçimde gösteriyor. Hatta AKP'li meclis üyesi çıktı, dedi ki öldüren kadar öldürülenler de suçludur dedi. Bu doğrudan meşrulaştırılıyor devlet ve onun siyasal iktidarı tarafından meşrulaştırılıyor. Böyle söyleyebiliriz. Yurtları geçen sene konuşmaya daha çok başlamıştı herkes. Şimdi orada da şey ifade etmiştik, görünmeyen bir halka var bu yurtlarda. Mesele sadece bozuk yemek değil. Burada kadınlar ayrıca kadın olmaktan doğru sorunlar yaşıyor diye tartışmıştık. Ve bugün işte o görünmeyen aslında halka ses çıkarmaya başladı ve ben yurtlarda tacize uğruyorum demeye başladı. Şimdi o sesi yükseltmek gerekiyor gerçekten. Aynı zamanda üniversitelerde, liselerde genç kadınlar maruz kaldığı şeyin ne olduğunu biliyor, farkında ve hareket halindeler. Şimdi biriken bir öfke var. Bu öfke sokaklara taşmış durumda. Bir eşik vardı ve o aşıldı diye düşünüyorum. Devlet korumuyorsa o zaman biz kendimizi koruruz, biz birbirimizi koruruz diyerek aslında başlatmış olduk öz savunma atölyelerini. Daha öncesinde de yaptığımız pratikler kadınların öz savunmasının meşru olduğunu düşünüyoruz çünkü. Çünkü Çilem Doğan'ı hatırlarsak ölmemek için öldürmek zorunda kaldığında kadınlar, erkekler öldürdüğünde hiçbir şey yapılmıyorken, hiçbir ceza uygulanmıyorken, kadınlar yaşamak için öldürmek zorunda kaldığında çok ağır cezalarla karşılaşıyor. Bir de bu engelleniyor yani. Dolayısıyla burada öz savunmanın meşru bir şey olduğunu, yaşamak için öz savunma uygulanmanın şart olduğunu tartışıyoruz ve böyle düşünüyoruz. Tam bu noktada da kadınların birbirini, kendisini korumaya ihtiyacı olduğunu, güçlenmeye ihtiyacı olduğunu, birbirimizi güçlendirmeye ihtiyacımız olduğunu düşündük ve öz savunma atölyelerimizi başlatmış olduk. Bize neredeyse her kentten bir sürü kadın ulaştı ve öz savunma derslerimize katılmak istediklerini söylediler. Aynı zamanda gönüllü eğitmen çağrısı da yaptık. Çünkü bizim eğitmenlerimiz tek başına yetmemeye başladı bu aşamada. Şöyle yapmayı düşünüyoruz. İlkin bir öz savunmanın teorik olarak ne olduğunu anlatmak için 3 bölgede İstanbul'da buluşmalar düzenleyeceğiz. Başka kentlerde de aynı şekilde ilerleyecek. En kalabalık olan kentlerden İzmir, İstanbul, Eskişehir gibi kentler var, Ankara. Buralarda da yine benzer şekilde buluşmalar düzenlenecek. Sonrasında öz savunma derslerine başvuru yapan kadınları gruplara ayırarak bu atölyeleri başlatmış olacağız. Bizim kendi ellerimizle örebileceğimiz başka bir yaşam var. Bunun mümkün olduğunu, kadınların bugün bu öfkeyi sokaklara taşırdığında da gördüğümüz şey bu. Biz bunu başarabiliriz. O nedenle ÖGK'da da örgütlenme çağrısı yapıyorum.